Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba diyorum herkese. Yayında olanlar cevap verirse eğer sevinirim. Sesim ulaşıyor mu? Teyit etmek için. Ses geliyor merkeze. Kameramızı da açalım. Şey. Maaş'ta hoş geldin. Rica ederiz. Münise Ağırbaş. Büşra mı acaba? Nazgül merhaba. Yusuf merhaba gözüm. Nasılsınız? Öncelikle iyisiniz hepiniz inşallah. Hüsna merhaba, hoş geldin sen de. Emin Özler, isim ne gözüm senin? Sezin Ela, hoş geldin Sezin Ela. Şöyle. Çok şükür Büşra, sen nasılsın, iyisin inşallah sen de. Merhaba İrem, hoş geldin sen de. Zeynep hoş geldin, merhaba. Yusuf hoş geldin. Allah iyilik versin inşallah. Yeni gelenler hepsinize de sorayım. Nasılsınız, aileleriniz falan hepsi iyidir inşallah. Bir sıkıntı yoktur umarım. Görüşemiyoruz ama en azından buradan bu yolla irtibat kurmaya çalışıyorum sizlerle. Çok şükür Ege'cim, sen nasılsın, iyisin inşallah, sen de hoş geldin. Enes hoş geldin, Toptamır Enes, sen de hoş geldin. Elhamdülillah maaşı, sen de iyisin inşallah. Rica ederim Büşra'cığım. Anne babalara hepinizin selamlar, hürmetler. Allah iyilik versin inşallah Ege'cim. Sesim net geliyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Her şey anlaşılıyor. İyi Ege, sen nasılsın? Şükür Zeynep, valla biz de iyiyiz elhamdülillah, ne yapalım. Bu arada sen Mustafa'ya da söyle istedim. Mustafa da yayınları izlesin, kaçırmasın derslerimizi. Çok şükür Hüsna. Biz de iyiyiz elhamdülillah. Evde oturuyoruz vallahi, ne yapalım. Sıkılıyoruz da ama yapacak bir şey yok. Derslerle işte meşgul olmaya çalışıyoruz en azından bu şekilde. Aleyküm selam Büşra. Teşekkür ettiğimi söyle. Tamam, güzel ses geliyorsa bir sıkıntı yok. Bu arada 6. sınıf olanlar da dersi dinleyebilir. Maçta sen de yani öyle şekilde dinleyebilirsin. Gitmeye gerek yok yani. Sen dışında da varsa eğer. Niye diyeceksiniz? Sadece bugün bir quiz yapmayacağız. Aynı zamanda üzerine okuma falan da yapacağız. Artı ki quiz yapsak da ekstra sen kelime öğrenmiş olursunuz. Bilmediğiniz kelime vardır belki içinde ya da unuttuğunuz kelime vardır. Hatırlamış olursunuz. Size bir katkı sağlar yani. Zararı olmaz, onu söyleyeyim size. 15 kişi şu an var. 16 kişi, 17 kişi çoğalıyor. İsterseniz ufaktan başlayalım. Hazırsa herkes. Sormak istediğiniz soru varsa EBA ile ilgili vesaire sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Ondan sonra başlayabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Sormak istediğiniz soru yoksa da hazırız diyorsanız da başlarım. Benlik hazırım. Sizi bekliyorum şu anda. Rica ederim Ege'cim, ne demek? Nazgül merhaba. İzlemeye devam. Teşekkür ettim. Arkadaşlarına da söyle. 6. sınıf. Sen de 6. sınıfsın biliyorum ama izleyebilirsin, sıkıntı yok diyorum ya. Yeni içinde yani sadece bu 5. sınıfla ilgili şey olmayacak. Okuma da yapacağım ekstra.
faydasını görürsün yani zararını görmezsin. Bu arada arkadaşlarını da söyle gelsin de bak onlar da kaçırmasın. Sonra okul açılırsa inşallah okul başladığında ben bu konuları görmemiştim, ben test çözmemiştim, ben bu soru çözmemiştim diyen olursa ben karışmıyorum yani sonra. Çünkü uğraşıyoruz şurada emek veriyoruz. Girmenizi isterim. İkra hoş geldin canım benim sen de. Çok şükür sen nasılsın iyisin inşallah. Büşra başlayalım diyor. Herkes hazırsa başlayalım. Bu dönem sınav yapmazsak ne olacağız karneden? Şöyle Yusuf. Eğer ki umudumuz her şeyin düzelip inşallah bu vakaların bir an önce sıfır seviyelere inip sokağa çıkabilmemiz ve okulun normal hayata dönmemizi diliyorum Rabbimden. Ha, kötü ihtimalle konuşmak gerekirse ola ki 30 Nisan'a kadar düzelmedi. Açılmazsa okullar 8. sınıflar için dahil herkes için özellikle 8'lerde öyle konuşuluyor. İlk dönemki karneleriniz geçerli olacaktır. Onu bilin tamam mı? Ebrar hoş geldin sen de. Başlayalım hadi başlıyorum. İlk sorumuzu açtım böyle. Herkes de net görünüyor mu sorular? Allah razı olsun. Dua etmek lazım hepimiz için yani. Yani Rabbim inşallah yardım etsin. Şu an çalışmak zorunda olanlar da var. Eminim sizin de anne babanızdan var da çalışmak zorunda olanlar. Herkes Rabbim yardımcısı olsun inşallah. Bu zor günler çünkü. Net gözüküyor mu şu an bu açtığımız parça? Teşekkür ettim Nazgül. Şimdi ben okuyacağım tamam mı? Parçayı okuyacağım, çevireceğim. Sonra cevapları siz yapacaksınız. Okey. Ebrar bu arada sen 5A'daki Ebrar mısın? Ebrar Yeşil. Ben başlıyorum tamam mı? Okuyacağım. Siz soruları siz bırakacağım. Okey mi? Çevireceğim de aynı zamanda. Başlıyorum. Bismillah deyip. Hello. Merhaba diyor. I am Alan. Ben Alan diyor. I am 13 years old. Ben 13 yaşındayım. My birthday is in December. Benim doğum günüm December'da diyor. I like reading books and riding bike. Ben diyor kitap okumayı ve şöyle dur kalemi açayım daha hoş olsun. Ben kitap okumayı ve bisiklet sürmeyi severim diyor. I like ben severim diyor. Hocam ben Muhammed. Muhammed hoş geldin. I can play basketball. Ben basketbol oynayabilirim. But I can't swim. Ama yüzemem diyor. I have a sister. Ben bir kız kardeşe, bir kardeşe neyim? Sahibim diyor. Her name is Jenny. Onun adı neymiş? Jenny'miş. She is 5 years old. O 5 yaşında. Her birthday is in August. Onun doğum günü Ağustos'tadır diyor. She likes watching cartoon, but she doesn't like playing computer games. Diyor ki, o çizgi film izlemeyi sever ama bilgisayar oyunları oynamayı sevmez. Tamam mı? Bilgisayar oyunları oynamayı ne yapmıyormuş? Sevmiyormuş. Okay. She can dance. O dans edebilir. Şimdi Ege sakin ol. Doğru söylüyor Büşra da. Sakin ol. Şimdi ilk sorumuz. Alan is bla 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 years old. Alan kaç yaşındadır diyor. İlk sorunun cevabı ne olabilir? Alan is bla bla bla. Şimdi burada iki kişiden bahsediyoruz. Biri Alan'dı, biri kardeşiydi. Ne olabilir? Hadi bakalım. Söyleyin yazacağım buraya. Eyvallah King Muhammed. Evet. İlk sorumuzun cevabı neydi? 13. Alan 13 yaşında. Bak burada ben Alan diyor ve ben kaç yaşındayım? 13 yaşındayım diye söylüyordu. Şimdi 2. He likes, o sever, bla 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 and riding a bike. Bisiklet sürmeyi ve bir şey seviyormuş. Neyi sever? Yine parçada geçiyor bu. Güzel çocuklar, güzel. Herkesi doğru. Tebrikler.
He likes blah 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 and riding a bike. Güzel İkra, güzel Sev, Enes, Ege, Ceren, Ecrin, Nazgül, Ebrar, Büşra, Yusuf, Muhammed. Reading books diyor Yusuf. Bakıyoruz. Kimden bahsediyor? Alandan bahsediyor. Çünkü niye he? Kız değil, erkek o. He dediği için bakıyoruz. Burada yazıyordu. I like reading books and riding a bike diyordu. Bisiklet sürmeyi ve kitap okumayı seviyordu. Bisiklet sürmeyi buraya yazmış. O zaman buranın cevabı ne oluyor? Reading books diyor. Çok güzel. Herkes de doğru yaptı yine. Tebrik ediyorum. Reading yazmakla zor oluyor ama. Güzel. Geldik üçüncü soruya. Alan yapabilir diyor. Ne yapabilir? Belli değil o. But he can't swim. Ama yüzemez. Bir şeyi yapabiliyor ama yüzmeyi yapamıyor. Ne olabilir? Ne? Alan bir şey yapabilirken yüzmeyi yapamıyor. Ne olabilir? Alan yüzmeyi yapabilirken bir şeyi yapamıyor. Güzel. Büşra'dan ilk cevap geldi. Ceren devam ediyor. Basketbol oynayabiliyor değil mi? Yukarıda şurada yazıyordu. I can play basketball. Basketbol oynayabilirim ama yüzemem diyordu. Yani cevabımız ne olacak? Bak sınavda böyle bir parça size verebilirim. Haberiniz olsun, tamam. Play bas. Şöyle temizleyelim. Baştan yazalım. Play. Basket yazsam yeterlidir. Geldik dördüncü soruya. Her sister, onun kız kardeşi, years old. Kız kardeşi kaç yaşında? Çok basit bir soru bu. Zaten iki kişi vardı. Birincisi yazıyordu. İkincisi kaç olabilir? Çok basit bir soru. Hemen yapmanız gerekiyor. He can. Ne olacak burası? Cevapları hemen bekliyorum. Evet, ilk baş Büşra'dan cevap geldi. 5 cevabımız olacaktı. Yazan herkesi tebrik ediyorum. Aferin hepinize. Geldik 5. soruya. Her birthday is August. Bu sorunun cevabını Ağustos'un neresinde? Ortasında mı? İçinde mi? In on et derden biri gelecek. In on et. Güzel. Muhammed doğru. Hüsna doğru. Ebrar doğru. Büşra doğru. Ceren Ecrin doğru. In cevabı geldi. İlk baş Ceren Ecrin'den tebrik ediyoruz. Cevabımız in Ağustos olacaktı. Ağustos'un içinde olacaktı. İrem de tebrik ediyorum. Yusuf, ismini sayamadım varsa Monzer Jelate. Sen kimsin? Morenser. Geldik 6. soruya. Jenny likes karton. Jenny likes karton. Karton neydi? Çizgi film. Çizgi film ne yapmayı seviyor bu? Jenny çizgi filmi ne yapmayı seviyor? Jenny çizgi filmi. Güzel. Jenny çizgi filmi ne yapar? Watching. Güzel. Zeynep Yağmur Kaçar. Cevabımız burasıydı. 6. sorumuzun cevabı da Jenny likes karton olacaktı. Bu soruyu da atlatmış oluyoruz. Bir sonraki sorularımıza geçiyorum. Şimdi önce soruyu size bir anlatayım. Güzel. İkra doğru, Emin doğru, Ege doğru, Ceren Ecrin doğru, Yusuf doğru. Büşra, Enes, Nazgül, Nihat, Doğan sayamadığım varsa hepsi doğru yani. Maçta da doğru. Tebrik ediyorum. İrem doğru. Geldik ikinci slaytımıza. Şimdi ben soruyu önce size bir anlatayım. Tamam mı? Siz cevapları hemen yazmıyorsunuz. Bir mesela diyelim ki 1A, 2B, 3C şeklinde kodluyorsunuz. 5'ini birden yazıyorsunuz, tamam mı? Bir kere değil. 5'ini birden yazıyorsunuz.
Ya da tek tek mi yapalım? Tek tek yapalım. Birinci soru mesela şöyle. Şöyle kalemi alayım. Açayım kalemi. Temizle. Şimdi birinci soruyu okuduğunuzda cevabı buradan hangisi ise bir diyorsunuz ki mesela diyelim sallıyorum cevap C mi diyelim. Bir C diyorsunuz, tamam mı? Sen Nihat diye saydın Muhammed seni de. Okey, mesela birin diyelim cevabı C ise bir C diye yazıyorsunuz, tamam? Okey. Hadi ilk soruyu kim yapacak? İlk başta yani ilk kim cevaplayabilecek bakalım. What time does it start? Diyor ki ne zaman başlar? Bir şey başlayacakmış. Ve ne zaman olduğunu sana soruyor. Ceren Ecin bir D Denizli dedi. Bakalım. Evet. Denizli bir Denizli seçeneği olacaktı. Ne diyor? O ne zaman başlar? What time does it start? Denizli seçeneğinde ne diyordu? Denizli seçeneğinde it starts at 6 o'clock. Bir ne oldu o zaman? Denizli oldu. Geldik 2'ye. Herkesi tebrik ediyorum. Hepsi doğru yaptı. Yanlış yapan yok. Aferin hepinize. İkinci soru. What is the movie about? Film bize söyleyecek. Büşra hemen cevap verdi. İki Adana dedi. Durumu geldi. Adana diyenler var. Edirne diyenler var. Ege ile Ceren maalesef Ege ile Ceren dışında kimse doğru yapamadı. Çünkü diyor ki ne hakkında? E şıkkında ne diyor? It is about a beautiful girl and a brave boy. O diyor ki güzel bir kız ve cesur bir erkek hakkındadır diyor. Ceren Ecrin ve Ege Payas doğru yaptı. Başka doğru yapan bakıyorum yok gibi gözüküyor. Tebrik ediyorum. Üçüncü sorumuzu yapıyoruz şimdi. Ben Elif Nur. İyi yayınlar. Merhaba. Merhaba Elif. Hoş geldin. Söyledin ama gelmiyorlar mı? Sıkıntı yok. Gelmesinler. Sınavda da ben görmedim diyemez kimse çünkü. Yaptığımız konuları ben burada işiyorsam, emek veriliyorsa internet olup da gelmiyorsa sıkıntı var demektir. Ki şu anda da herkesin evinde az çok ya ailesinde ya babasında ya da evinde wifi çoğunda var insanların. İzleyebilir isterse insanlar. Nasip artık. Hüsna da doğru yapmış bu arada ikinci soruyu. Üçüncü sorumuz ne olabilir arkadaşlar? What is the matter with you? What is the matter with you? Senin problemin ne? Matter ve problem sorusu vardı hatırlarsanız. What is the matter with you? Evet. Ceren Ecin Adana diyor. Bursa diyen var. Şimdi ne hakkında diye soruyor. Şey pardon. Senin problemin ne diyor. Bakıyoruz. D ile E gitmişti değil mi? Korku filmi. Senin problemin ne? Korku filmi. Oluyor mu? Olmuyor. I have a fever. Ateşim var. Olabiliyor. He needs medicine. Zaten he diyor. Burada with diyor. Burada he diyor. Bu da olmuyor. Diğeri ne kalıyor? Benim ateşim var oluyor. Cevabımız ne oluyor o zaman? Üçüncü sorumuzun cevabı. Bursa yapanları tebrik ediyorum. Bakalım kimler yapmış görelim. Ebrar doğru yapmış. Monzer Jelate kimse artık o doğru yapmış. Ceren Ecin, Büşra, Yusuf, İkra, İrem, Büşra doğru yapmış. Ege senin yanlış olduğu gözüm. 4. Evet çocuklar dördüncü sorumuz. Şimdi ne gitti? Bursa'da gitti. İki tane kaldı. Bir korku filmi bir de ilaç ihtiyacı diye kaldı. Burada da ne tür bir film? Bursa diyor. Doğru. Sizin de doğru. Tebrik ediyorum. 4. Evet. Dördüncü sorumuz. What type of movie is?
Sonra gerisi gelmemiş, silinmiş. Ne tür film diye soruyor. What type of, ne tür demek. Okey. 4 Adana diyor herkes. Zaten kolay bir soruydu. Tebrik ediyorum. Ne tür bir film? Horror neydi? Horror'ın anlamı neydi? Horror. Kimler hatırlıyor bakalım. Horror diye yazılan. Horror diye okunan. Hemse sen misin? Horror neydi? Horror. Anlamını ilk yazan kişiye okul açıldığında ilk hafta ilk çikolata benden gelecek. Hadi hatırlayacaksınız, tamam mı? Hocam ben bilmiştim diye söyleyeceksiniz. İlk bilen kişiye çikolata, hadi. Emin Özder yazdı. Emin sen, isim ne Emin senin? İlk Emin yazdı. Emin ismin ne Emin? Herkes korku yazdı ama Emin kaptı çikolatayı. Emin. Gözüm ismin ne senin? Emin doğru cevabı verdi bizim. Horror. Sezinela. Ha tamam. Sezinela. Unutma, tamam mı? İlk sen yazdın. 5A'dan Sezinela çikolatayı kaptı. Son soruda sormamıza gerek yok. Direkt yazıyorum. Tek şık kalacak zaten. O da gittiği için. C şıkkı olacaktı. Ne ihtiyacı var? Ne diyor? İlaca ihtiyacı var. Medisin ilaçtı. Bu şekilde de soruyu geçiştirmiş, geçmiş olduk. Geldik bir sonraki sorularımıza. Şimdi burada da diyor ki yaz diyor. Ne yaz? Ya Schult yaz ya Schudent yaz. Tamam mı? Ya Schult ya Schudent. Siz cevap verirken buna bir ya da iki deyin, tamam mı? Bir ise bir, yani Schultz'a bir, Schudent'sa iki diye yazın hızlı hızlı olsun diye. Yusuf bir daha kontrol ediyorum. Bakıyorum. Yusuf bana gelen, bakabilirsiniz yukarıdan da, ilk cevabı şey yollamış. Korku diye. İlk Emin yollamış. Sonra başkaları yollamış. Evet, Ebrar Yeşil bir şult dedi. Yani bir, sadece bir esen yeterli Ebrar, tamam mı? Kolay olsun diye. Asude diyor ki I have a fever. Ben ateşim var diyor Asude. Oğuzhan ne diyor? Sen doktora görünmelisin değil mi? Doktora görünmemelisin diyebilir mi? Diyemez değil mi? Şimdi sen bir kişinin ateşi var diye sen ona doktora görünme mi diyeceksin? Tam tersine ne dersin? Görün dersin. Yani biz buraya ne yazacağız? Bir. Yani should. You should see a doctor. Should cümleye ne anlam veriyordu? Should cümleye ne anlam veriyordu? Bunu da bilene bir tane kek vereceğim, tamam mı? Tabii inşallah okul açılırsa. Güzel Yağız. Sen, hoş geldin sen de bu arada. Evet, sordum. Olumlu değildi. Büşra, anlamı neydi? Şuldun anlamı neydi? Ne veriyordu ve anlamı, ikisini de söyleyeceksiniz. Anlamı ve neydi? Ege pay tavsiye veriyordu. Anlamı neydi peki Ege? Onu da yazarsan. Ceren, Ecrin ve Ege, ikinizin de yaptığı doğru. Ama şeyi soruyorum. İkisini de sorayım bak. Yani iki cevabı da istiyorum. Anlamı şu ve tavsiye veriyor diyeceksiniz. Anlamını söylemediniz daha. Anlamını istiyorum sizden. Anlamı. Mesela şöyle söyleyeyim. Si görmek ya. Ne diyor? Anlamı görmek diyoruz değil mi? Yusuf. Ders bittikten sonra kontrol edeceğim, tamam mı? Dersin başında şey bakacağım ilk kim atmış sonra vereceğim. Okey. Zaten video silinmiyor. Sıkıntı yok. Okul açıldığı gibi ilk onu vereceğim. Öneri tavsiye, tamam. O tavsiye veriyor ama anlamı şöyle mi oluyor? Sen doktora tavsiye mi? Şey, görünmek tavsiye mi diyorsun? Bir anlamı vardı. Ben o anlamı istiyorum. Tamam, tavsiye veriyor. Cümlemdeki anlamı ne? Ben onu soruyorum. Sen doktora görmek tavsiye oluyor mu? Olmuyor. Bunun bir anlamı var. Ne bunun anlamı? Hadi yazana kek geliyor.
Tamam, tavsiye öneri veriyor. Ceren Bebrar. Anlamı neydi? Olumlu, tamam. Şut olumlu cümle. Olumlu yapıyor, tamam, ama anlamı olumlu değil. Yani must'ın bir anlamı vardı. İkisi de eşit, ikisi de aynı anlamdaydı. İkisi de aynı anlamdaydı ama şu tavsiye veriyordu, must zorunluluk veriyordu. Ama bunun anlamları aynıydı. Mekmak değildi. Yaklaştım biraz. Yine M ile başlıyordu. Öyle söyleyeyim. İpucu vereyim size. Yine M ile başlıyordu. Mekmak değildi. M ile başlıyordu ama. Bakalım kim verecek? Mekmak değil. M ile başlıyor ama mekmak değil. Çalkalamak hiç değil. Ne yaptın? Neydi bunun anlamı? Güzel, Ege. Kaptın ama kim yazmış ilk? Aynen, Ege yazmış. Ege kaptın kekiye dedi. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. İlk Ege yazdı. 5A sınıfından çikolatalar ve kekler kazanılıyor şu anda. Tebrik ediyorum çocukları. Geldik ikinci soruya. Asim'e bir şey diyor. Mahmut da cevap veriyor. Should mu, shouldn't mı? Should mu, shouldn't mı? Haydi bakalım. Ne olacak? Monzar Gelate, isim neydi senin isim? Yazdım bilmiyorum, görmedim de daha. Senin ismin ne acaba? İkinci soru. Asim'e I have baggage diyor. Mahmut da diyor ki you blah blah carry heavy things. Bu soruyu sanki okulda çözmüş olmamız gerekiyor böyle bir şeyi. Bakalım ne olabilir? Sıra arkadaşım, tebrikler. Aynen, tebrik ediyoruz. Bir sonraki sorduğumda hediyeli soru sordum, yani şimdi hediyeli olmayacak da yani. Hediyeli soru sorarsam bu sefer de hediyemiz ne olsun? Yaz geliyor, bir tane dondurma olsun. Tamam mı? Sen aldın Ege. İkincisini sen aldın. Tebrik ediyorum. Ceren Ecrin. Şöyle yazın, tamam mı? Bak, 2 biz niye başta 1-2 dedik ki? İkinci soruyu neyse, 2 ya karıştırmayayım ortalığı. 2 diyor herkes. Shouldn't yazmışlar. 2 yazmışlar. Bakıyoruz. Asime diyor ki benim belim ağrıyor. Backage benim bel ağrısıydı. Mahmut da diyor ki you bla bla shouldn't dediniz siz, yani iki diyorsunuz. You shouldn't carry heavy things. Sen ağır şeyler taşımamalısın. Doğru mu? Beli ağrıyan birine söyler misin bunu? Söylersin değil mi? O yüzden cevabımız ne oldu? Shouldn't oldu. Geldik 3'e. I feel cold diyor Güner. Kaan cevap veriyor. You bla 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 stay in bed. Stay in bed diyor. Bakalım bunun cevabı ne olabilir? Güner bir soru soruyor. Ali Kaan da ona ya olumlu bir tavsiye veriyor ya olumsuz bir tavsiye veriyor. Ebrar, o soru ödülü değildi ama. Ödülü soru söyleyeceğim ben. Daha her soruda ödül olmaz öyle. 3'e geçtik. Hadi bakalım. Çoğunluk şu an 1 diye yazmış. Ceren 1 demiş. Emin 1 demiş. Ebrar 1 demiş. Ceren Ecrin 1 demiş. Bak, Ceren Ecrin şu an çok güzel yazmış. 3 1 demiş. Aynı şekilde bak, istiyorum sizden de. Tamam. Bakıyoruz. Güner diyor ki I feel cold. Ben üşümüş hissediyorum diyor. Kaan da diyor ki you. Siz ne dediniz? 1 dediniz. You should stay in bed. Yatakta kalmalısın. Üşütmüşsen, üşüyorsan yatakta kalman olumlu bir şey mi yapmalısın? Kötü bir şey mi yaparsın? Şey, olumsuz bir şey mi yaparsın? Tam tersi, yatmak daha iyidir değil mi? Üşümüşsen. O yüzden cevabımız ne oldu? Bir, yani should oldu. Geldik 4'e. I have a sore throat. I have sore throat. Elite diyor ki you bla 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 drink cold water. Bakalım 4'ün cevabı ne olacak?
Şimdi okuldaki öğrenciler için bu soruyu soruyorum. 5'lerde 5A. Dilek Hoca gruba mesaj attı mı acaba? 1. İkincisi 5B. Sare Hoca gruba mesaj attı mı? 3. Mihri Hoca gruba mesaj attı mı? 4. Kim kaldı? Cevat Hoca gruba mesaj attı mı diye soruyorum. 4-2 diyorsunuz. 4-1 diyen var Büşra Bür demiş. Çoğunluk 2 demiş. Bakalım. Neslihan diyor ki I have sore throat. Benim boğaz ağrım var diyor. You bla bla bla. Soğuk su. Boğazı ağrıyan biri soğuk su içmeli mi içmemeli mi? İçmemeli değil mi? O yüzden cevap ne olur? 2. Güzel. Geldik son soruya. I have toothache. You bla bla bla. Go to a dentist. Adana şey Ebrar cevap verdiğine göre Dilek Hoca demiş. Teşekkür ediyorum Dilek Hocanıza. 5 adam olmadı. Bu YouTube için her sınıftan bir görevliye ben tayin ederim. Hocanızı da rahatsız etmemek için. Eğer mesaj atabilecek varsa bana ben atarım desin. Ben ona mesaj atarım. O giderek bugün ders var diye haber verir gruplarınıza. 5E'den de kimse varsa 5E grubu olarak varsa 5E'nin çünkü sınıf hocasının var mı bilmiyorum şeyi aile veli grubu. Zeynep var mı sizin grup? İkra cevap verdi 5-1 diyor. Ceren 1 diyor. Suna 1 diyor. Elif işte. Ebrar 1 dedi. Münise şey Büşra 1 dedi. Herkes 1 diyor. Bakıyoruz. Benim diyor dişim ağrıyor. Diş ağrım var. You dişçiye gitmelisin mi deriz dişi ağrıyan birine? Gitmelisin deriz değil mi? O yüzden cevabımız 1 yani should oldu. Şey Büşra, Münis Hoca, şey Münis Hoca diyorum. Dilek Hoca değil de yani gruba yani demek istiyorum. Hocalarınızı rahatsız etmemek için maksat direkt sizden birinin olmadığı numarasını alırım ya da numarası olan birine mesaj atarım. Gruba bugün Hasan hocamızın dersi var diye söylerseniz herkes rahat bir şekilde izlemiş olur. Hem herkes ulaşmış olur. E sınıfından kimse var mı acaba? E sınıfından. Kaan hoş geldin. Geç kaldın bugün Kaan. Büşra, Dilek Hoca değil yani. Gruba atmanızı istiyorum ben sadece. Ecrin. Hoş geldin. Şimdi bu da tamamsa geçiyorum bir diğer slaytımıza. Fazla mı geçtik? Evet fazla geçtik. Şimdi şöyle şunu bir temizleyelim. Nerede temizlik? Temizle. Fareyi aç tamam. Yavuz. Sen C sınıfındaydın değil mi? Mehir Hoca zaten attı herhalde sizin sınıfa. Tamam. Ders bittikten sonra ders bitiminden sonra böyle atarım diyen kişiler bir kişi aranızda anlaşırsınız. Ya buradan numaranızı verin ya da Instagram'dan varsa Instagram koyuyorsanız Instagram bir şekilde ben size mesaj atacağım. Mesela 5A'nın temsilcisi, 5A temsilci grubu oluşturacağım mesela. Atacağım direkt oraya. Oraya direkt siz de veli gruplarınıza ulaştırırsınız. Okey. Şimdi şu soru nedir? Diyor ki find out opposite karşı. Şimdi bunlar opposite karşı demek tamam mı? Zıttı demek. Bunlar sıfat. Sıfatların zıttı bunlardan birileri. Bu sıfatları yerleştireceksiniz. Mesela ugly'nin zıttı ne olabilir? Gibi. Anladınız? Mesela ugly'nin zıttı ne olabilir şeklinde siz de cümleleri yerleştiriyorsunuz. Okey. Yusuf dersiniz bitsin ben bu konuyu konuşacağım. Böyle her sınıftan bir temsilci seçeceğiz. Ben mesela ders olduğu gün o kişilere grup oluşturacağım. WhatsApp grubu mesaj atacağım. Diyeceğim ki ulaştırın. Ulaştıracaklar ona tamam mı? Velilerinize, veli gruplarınıza. Evet birinin cevapları geliyor. Yağız yazdı. İkra yazdı. Selamlar Filiz abla hoş geldin. Monjer
Jelata. Hala sen ismini öğrenemem ama atarsın diyorsun. Tamam. Güzel. Bir beautiful diyor çoğu. Ugly neydi ugly? Çirkin. Verdiğin cevap ne? Güzel. O yüzden buna böyle C diyelim. Bursa diyelim. Adana diyelim. Denizli, Edirne şeklinde yazalım. Çirkin'e ne dediniz siz? Beautiful yani Ceyhan. 2. Bad. Bad'in cevabı ne olabilir? Bad. Bad. Şimdi bu bad'la şey bu bad yazanla bed yazan yatak kelimesini karıştırmayın tamam? Hocam Monzer Hemse sen misin kız? İki good dönülüyor. Good, 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 good. Güzel. Hemse güzel. Nerede good? Burada. Yani cevabımız Adana oldu. Üçüncü soru. Wick. Wick'in cevabı ne olabilir? Wick'in anlamını ilk yazan kişiye helalinden bir dondurma vereceğiz. Hadi bakalım. Wick kelimesinin anlamını yazan ilk kişiye ilk kişiye diyorum bak. Ben buraya gelen ilk kişiye vereceğim. Yazı bak. Wick kelimesinin anlamı. İlk yazan alacak ama onu söyleyeyim. İlk yazan dışında kimse çikolata şey dondurmayı kapamıyor. Tamam. Bakıyorum bakıyorum kim yazacak. Kaan sakin ol daha 3'teyiz. 4'e gitme. Wick kelimesi. Evet kim yazdı? Zeynep Yağmur Kaçar yazdı. Tebrik ediyorum Zeynep. Wick zayıftı. Strong güçlüydü. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Üçüncü hediyemizi bugün kapan kişi talihlimiz Zeynep Yağmur Kaçar oldu. Güçsüz değil de zayıf daha çok şey Ebrar. Güçsüz çünkü olumsuz bir kavram ama zayıf tek başına olumlu bir kavramdır. Sadece zayıf kavramı güçlü kavramının zıttıdır. Tamamdır Emzeciğim. Zeynep senin sizin veli grubunuz var mı Zeynep? Sen 5 edeydin değil mi? Evet 4. Büşra Ecrin Deniz diyor. Bakılıyoruz. Ecrin Deniz diyor. Rica ederim. Dördüncü sorumuzun cevabı bakalım ne olacak? Hardworking diyor Hüsna. Ecrin Deniz dedi. Lazy tembel diyorsun. Lazy tembel güzel. İkra buraya gelmedi ama. Ben Türkçesini sormuştum da Türkçesini ilk yazan Zeynep Yağmur Kaçardı sanki. 4 Bursa deniliyor. 4 Bursa bakıyoruz cevabına. Lazy, tembeldi, hardworking, çalışkandı. O yüzden zıttı mı? Zıttı. O yüzden cevabımız ne oldu? Bursa seçeneği oldu. Son şık kaldı. Onu da yapmaya gerek yok. İşaretliyorum. Bursa gitti. Ceyhan gitti. Denizli gitti. Kind kibardı. Ruth kabaydı. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği oldu. Şöyle ekranı temizle. Bir sonraki sorularımıza geçiyoruz. Şimdi yine geldik. Should shouldn't konusuna. Neydi? Should shouldn't tavsiye idi. Şimdi burada A, B, C, D diye sorular var. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şimdi biraz önce de zıttını yapmıştık ya. Yukarıda ilk başta seçeneği vardı sonra yerleştiriyorduk. Bunun gibi bir fark yok tamam mı? Ona benziyor. Zaten aynı sorular var bak bir tane aynı soru çıkmış. Hadi bakalım bekliyorum. Birinci soru. You should take an aspirin. You should take an aspirin.
should take an aspirin. Ne olabilir? Bir Bursa diyor Ebrar. Hocam çok az ses geliyor. Herkese sesim az mı gidiyor? Kaan öyle diyor da. Sesim herkese öyle mi? Aspirin sen diyor bir aspirin almalısın. Bakıyoruz buraya. Dişim ağrıyor. Boğazım ağrıyor. Üşütmüşüm. Belim ağrıyor. Başım ağrıyor. Belim ağrıyor. Şimdi aspirin genelde ne için alınır? Genelde. Bel için yenilebiliyor desek ağrı kesici olarak. Boğaz ağrısı için yenilebiliyor desek. Diş ağrısı için yenilebiliyor desek. Baş ağrısı için yenilebiliyor desek. Genelde baş ağrısı gibi geliyor bana. Biz bir yazalım bekleyelim şuraya bir. 4 yazalım şuraya bir. Bekleyelim. Baş ağrısı için olabilir mi? Biz buna 4 yazalım tamam mı şimdilik? Geldik 2'ye. O yüzden sordum. Aspirin genelde baş ağrısı ya da üşüttüğünde falan da yenilebiliyor işte. O kafamı karıştırdı biraz. Yani soğuk algınlığı için de aspirin yenilebiliyor belki. Ceren bir Bursa diyor. Bakalım. Ege 4 diyor ikincisine. 4'ü koyduk Ege şu anda. 4'ü unut şimdilik. 4'e en son bakacağız. İrem Bursa diyor. Şimdi bakıyorum. You shouldn't eat chocolate. Çikolata yememelisin diyor. Şimdi bakıyoruz. Bursa diyenlere özellikle diyorum. I have a sore throat. Pardon birinci seçenek demiştiniz. I have a toothache. Dişim ağrıyor diyor. O da diyor ki sen çikolata yememelisin. Dişi ağrıyan birine diyebilir misin bunu? Diyebilirsin değil mi? O yüzden ne oluyor ikinci sorumuzun cevabı bir oluyor. Evet. Üçüncü C şıkkı. You shouldn't carry heavy things. Kolay bir soru bu. Bunu yaparsınız. Şimdi ne gitti? Bir de gitti. Dört gitti. İki, üç, beş kaldı. Bakalım. İki, üç, beş. Ebrar'ı, Yusuf'u, İkra'yı, Ceren Ecrin'i, Emin'i, Elif'i okuyabildiğim kadar hepsini tebrik ediyorum. Doğru cevaplar. Üçüncü sorumuz cevabı ne arkadaşlar? Üçüncü sorumuzun 3 5 C5 demiş. Kim demiş? Benim belim ağrıyor. Sen ağır şeyler taşımamalısın. Uyuyor mu? Uyuyor. Hem de bal gibi oturuyor. Geldik D seçeneğine. You shouldn't drink cold water. İki mi üç mü bakalım. Denizli iki mi üç mü? Güzel. Hemse'yi, Büşra'yı, Kaan'ı, Hüsna'yı, İkra'yı, Zeynep'i, Ceren'i, Ege'yi yazamadım. Her kim varsa tebrik ediyorum. 3 Denizli deniliyor. Bakıyoruz. You shouldn't drink cold water. Sen soğuk su içmemelisin. Ben boğazım ağrıyor. O yüzden soğuk su içmemelisin. Ben üşümüş hissediyorum. Ne diyorsunuz? D3 diyorsunuz. D'ye 3 diyorsunuz. Soğuk su içmişim. Doğru. Evet, güzel. Diyor ki ben üşütmüş hissediyorum. Sen
Soğuk su içmemelisin. Bir tane seçeneğimiz kaldı. Onu da direkt koyuyorum. Sen battaniye almalısın. Çünkü niye? Boğazın ağrıyor desek tuhaf oluyor. Blanket üşütmeye daha iyi oluyor sanki. Tam tersi. Buna 2 yazacağız. Buna 3 yazacağız. Okey. Denizli 2 oldu. Edirne 3 oldu. Tamam. Bu da böyle. Bakalım sorumuz kaldı mı? Hayır, sorumuz kalmamış. Bu şekilde hazırlamıştım çok uzatmamak için. Bakayım burada çözebileceğimiz bir şey. Şöyle sizin okuma parçaları diye hatırlıyor musunuz? Size okuma parçaları diye şey attım. EBA'ya kimler ulaşabildi bilmiyorum da. Okuma parçaları diye size şöyle biraz büyütelim. Şunu bir 250 yapalım. Teşekkür ettim. Devam ediyoruz ama daha bitmedi. Hiç. Eğer sıkılmadıysanız daha bitmedi. Yani biraz daha kaça geldik bilmiyorum. Ama devam etmek istiyorum. Şöyle bir kaçıncı parça diyeyim. Biraz zor bir parça olsun. Şu Robinson Crusoe'u okuyalım mı? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe'u okuyalım isterseniz. İnşallah Emin'cim inşallah. Teşekkür ettim Esma'cım. Hüsna'cım teşekkür ettim. Anne bir artist. Onu da yapmayacağız işte şey Ebrar. Biri yapmıştık size yerden vermiştik. Ben 14'ü yapayım 14 şu an. Kaç istiyorsanız onu yapabilirim. Benim için sıkıntı yok. 15'i de yaparım. 16'ı da isterseniz istediğinizi yaparım. Fark etmez benim için. 14'ü yapalım bugün bir. Daha sonra farklı bir parça yapabiliriz yani isterseniz. Bu size EBA'ya attığım parçaları EBA'ya attığım parçaları sizden istediğim şu. Okuyup çevirebiliyor iseniz çevirmenizi. Ama kendi kafanızdan yani. Teşekkür ettim Yusufcuğum sağ olasın. Okuyabiliyorsanız kendi kafanızdan çeviriye yani Google Translate'e bakmadan yapın tamam mı? Mesela diyelim ki şu parçayı tamam mı? Şu parçayı şey şu cümleyi mesela çeviremiyorsun. Bir kelimesini bilmiyorsun. Git o kelimenin bir tanesine bak tamam mı? Google'dan. Bakabilirsin ya sözlükten fark etmez. Ama bir tanesine mesela git de hepsine merhaba Kaan. Gidip hepsine bakarsanız ne olur? Öğrenemezsiniz. Yani mesela okey. Bir kelimesine bak mesela diyelim ki try kelimesini bilmiyorsun. Gidip Google'dan bakarsın. Google'dan. Try neymiş denemek. Öğrenmiş olursunuz. Bir daha yine canlı yayın yapar mısınız? Biz sizi özlüyoruz. Teşekkür ettim Büşra. Ya inşallah yapmaya çalışacağım ama hazırlık gerekiyor. Artı sadece 5 içinde değil 6 içinde yapmam lazım. Bir de bizim kurs başlıyor online olarak. Onu da bizim kursu online devam edeceğiz biz inşallah bir aksilik olmazsa. Bir program vesilesiyle. O yüzden yoğunluk var biraz bu aralar. Yapabilsem size bol bol yapmaya çalışacağım yine. Sadece haftada bir kere değil iki kere de yapmaya çalışacağım inşallah. EBA'ya girilmiyor. İşte o sıkıntı var abi. Ben ama işte EBA'ya bayağı bir konu attım öğrenmeniz için çalışırsınız diye. Onları çalışıp mesela bu parçaları hepsini bitirmenizi istiyorum o yüzden. Yaklaşık 11 sayfa çok değil ama çok gibi gözüküyor ama işte çok değil diyorum. Çok gibi gözüküyor ama parçaları çevirip en azından bilmediğiniz kelimeleri çıkarırsanız kelime dağarcığınız çoğalır ve bir çok kelime öğrenmiş olursunuz. Kaan bana sorarsan atar. Ben ama ben sana atmıştım sanki gruba atmıştık sanki şeyleri. Parçaları daha önce atmıştık yine atmadım yani. Enes hoş geldin. Aleyküm selam. Şu parçaya başlayalım. Robinson Crusoe. Herkes tanır bu Robinson Crusoe'u. Başlayalım. Eva'nın saatleri var. Diyor ki I tried
To thank. Ben teşekkür etmeyi deniyorum diyor. We need help. Biz yardıma ihtiyaç duyarız. I stay in Brazil. Ben Brezilya'da kalırım diyor. I plan to escape. Ben kaçmaya plan kuruyorum diyor. Planlıyorum diyor. You won't be happy. Sen mutlu olamayacaksın. Be olmak demek, tamam mı çocuklar? Be kelimesi. Şunu bir sileyim. Şu kelime. Be. Olmak demek. Okey. 7. sınıftan kimler var? Enes. Vallahi 7. sınıftan yoktur herhalde. Bilmiyorum ki. You won't be happy. Sen mutlu olamayacaksın. I go to sleep in tree. Ben ağaca diyor. Ağaçta uyumaya. Ağaçta uyumaya ne yapıyorum? Gidiyorum diyor. Devam ediyoruz. Sheep didn't see us. Diyor ki gemi bizi görmedi diyor. Kaçmayı planlıyorlar ya. Ama bir gemi ne yapmış bunları? Görmemiş. We have very little water. Biz diyor çok az suyumuz var diyor. Bizim çok az suya sahibiz diyor. Biz çok az suya sahibiz. Hemse Duru ses ver. Duru mu geldi? Hoş geldin Duru. Catch some fish for dinner. Diyor ki akşam yemeği için biraz balık yakalarız diyor. Biraz balık. Elif ne sordun sen? Hangisini Elif? Güzel Hüsna. O şekilde işte yapsanız iyi olur. Elif sen hangisini soruyorsun? Hoş geldin Ecrin. Ebay'a atmıştım, aynen atıyorum sürekli. Hatta dün mü atmıştım en son, yine atıyorum, atmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ebay'a nasıl ki siz giremiyorsanız biz de bazen donuyor yani, sistem kasıyor. Bizde de olmuyor. Elif sen sorunu yaz, ben okuyacağım, tamam mı? Bir daha sor istersen. Sorunu bir daha yaz istersen, ben okuyacağım, tamam. Ben şu parçayı bitireyim bir. The sea carry me to shore. Diyor ki gemi şey denizi bizi kaçırmaya çalışıyor diyor. The wind and the rain didn't stop. Rüzgar ve yağmur durmadı diyor. Didn't stop. Durmadı demek. Okey. Ses gelmiyor mu Ege? Ege sesim gitti. Ses gitti diyor da. Yeni bir ödev attım bilmiyorum. Ödev atmadım herhalde. Yeni bölümü dağıtmadım henüz. Bir şey demiyorum Ege. O an susuyorum. Mesajları okuyorum. Sizin mesajlar geç geliyor ya bazen. Şimdi kimin interneti yavaş, kimin interneti hızlı. O yüzden geç geliyor. Devam ediyorum. I want to be sailor and go to sea. Ben diyor denizci olmak istiyorum. Yelkenci olmak istiyorum. Ve ne diyor? Ve denize gitmek istiyorum. Denize gitmek ve yelkenci olmak istiyorum diyor. Kerem hoş geldin. Şimdi parça bir tane yaptık. Yeterli olur mu? Sorular çözelim mi? Ne diyorsunuz çocuklar? Dersimizi bitirelim mi sıkıldıysanız, yoksa devam edelim mi? Cevap bekliyorum. Cevap derseniz bu soruyu da yapabiliriz, bu soruları da. Sıkıntı yok Elif. Yapmaya çalış elinden geldiğince. Yapamazsan Instagram'dan sorabilirsin. Sıkıntı yok, tamam mı? Yapamadığın soruları bana sor. Oradan cevap veririm ben.
Dersi bitirelim mi, devam edelim mi? Ne diyorsunuz? Kişi sayımız da baya şu an iyi. 20 kişi üstündeyiz. 22 kişi, 23 kişi arasında gidip geliyoruz. Soruları çözerim mi? Kaan çözerim diyor. Çoğunluk çözelim, dersi çözelim. Yoksa dersi bitireceğiz. Nazgül soru çözelim diyor. Zeynep de devam edelim diyor. İkra da devam edelim diyor. Sıkılmadınız herhalde. Ben bir su içeyim bari. Ama su yanımızda yok. Neyse. İki şişe su aldım, bitti yanımızda. Tabii ikisi bitmedi hepsi. O zaman şu ekranı biraz büyüteyim ben. Şu soruları çözmeyecektim normalde. Sınava kalsın diye düşünüyordum kendi kendime. Çözelim beraber. Hadi bakalım. Choose the best diye yazan sorular var ya. Choose the best. Şu. Şunlar çözüyoruz, tamam mı? Choose the best diye yazan soruları çözüyoruz. Hocam sohbet edelim ya. Atmamış olabilir mi Elif? Bilmiyorum. Belki dün önceki önceden atmış olabilirim yani. Şu an hatırlayamıyorum. Ben sadece 5, 6, 7, 8 hepsini atıyorum çünkü. 7 dışında hepsini atıyorum. O yüzden bilmiyorum. Hadi ilk soruyu yapın o zaman. What is your hobby? Diyor, senin hobin ne? I like skipping rope. Nedir bu? Skipping rope ne demek? Evet, cevapları bekliyorum. Hadi bakalım. İlk cevap Kaan Bursa diyor. Sohbet de edeceğiz inşallah. Tamam. Hem size biraz soru çözelim. O zaman sohbet edelim. Soru çözelim hepsini. İlk soru. Sıkılan çıkabilir hocam. Biz sıkılmıyoruz. Devam edelim. İkra Bursa diyor. Sohbet edelim inşallah. Onu da edeceğiz inşallah. Çoğunluk Bursa diyor. Bakıyoruz. Bursa neydi bizim? Skipping rope, ip atlamaydı. Bu kız ne yapıyor? İp atlıyor. Cevabımız ne oldu o zaman? Bursa oldu. Şöyle yuvarlayalım. Kocaman olsun. 2. Backgammon, chess and checkers are bla 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 games. Bu oyunlar diyor. Ne oyunlardır diyor. Güzel. Herkes de gözüküyor mu bu arada? Biraz daha büyüteyim mi? Biraz daha büyüteyim. Kaan 2 Bursa diyor. İki Bursa, iki Bursa, iki Bursa. İkra, Emin, Ceren, Münise, Kaan. Board tahta demekti. Güzel. Satranç, dama, bunlar ne oyunlarıydı? Dışarıda oynanan oyunlar değil, değil mi? Outdoor dışarıda oynanan, indoor içeride oynanan, board tahtada oynanan oyunlar demekti. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. 3. Jane hates swimming. Yüzmeye gitmekten nefret eder diyeceksiniz. Jane hate nefret etmekti. Ceyhan dedi Kaan. İlk cevap geldi. Yusuf seni doğru. Ebrar doğru. 3 Bursa diyenler. Ah 3. Bursa olur mu? Yüzme oynanır mı? Yüzmek ne yapılır? Gidilir değil mi yüzmeye? O yüzden cevap ne olur? Ceyhan olur. 4. What's the matter with her? Oh, she has runny nose. Diyor ki onun neyi var? Oh. O diyor bir şey diyor sahip. Ne sahip? Neyi var diyor. Bakalım.
4. Bu soru zaten çok basit gözüküyor. Neyi basit gözüküyor? Bir kere Şii dinliyor. Oradan sizin seçenekleri elemeniz gerekiyor. Güzel. İkra, Kaan cevap verdi. C dedi. Nazgül. Kız. Adana erkek. Bu kız Şii diyor. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Runny nose neydi? Burun akıntısı. Ceyhan'daki kadın ne yapıyor? Burnu akıyor değil mi? Geldik 5'e. Damla Örs. Nehir Örs'ün Örs müsün sen? Nehir sen misin? Ömer hoş geldin. Halamın kızının oğlu. Doğru değil mi? Yanlış söylemedim. Pardon. Amcamın kızının oğlu. Olur Nazgül öyle şeyler. Sıkıntı yok. 5. Kaan Adana diyor. Maçta Adana diyor. Hemse Adana diyor. Ceren Adana Samsun diyor. Samsun ne kız? Adana diyor herhalde. İrem Ceyhan diyor. Burun kanaması değil de burun akması. Beşinci soruya bakıyoruz. Ben diyor üşütmüşüm diyor. Doktor ne diyor? Sen you should drink water, şey drink mint and lemon tea. Nane limon içmelisin diyor. O yüzden cevabımız Adana oluyor. 6. Tom ve Jerry. Şöyle söyleyeyim. Tom ve Jerry bak bu yaşım şu anda gelmiş. 28 yaşıma gelmişim. Şu anda bile televizyonda Tom ve Jerry olsa açıp izlerim yani görsem. Tom ve Jerry gerçekten küçükken az izlemedik yani. Bilmiyorum siz izliyordunuz mu, izliyor musunuz? Nane limon çayı. Ebrar. Tavla Kaan tavla. Altı Ceyhan Ceyhan diyenler var. Ceyhan diyen Bursa diyen var. Bakıyoruz. Tom ve Jerry diyor bir filmdir. Ne filmidir? Bursa diyen İrem bir. Ebrar ne demiş? Geri çekmiş hemen. Ya Ebrar'a. Karton neydi? Çizgi film. Tom ve Jerry bir çizgi filmdir diyecektik. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Geldik 7. soruya. What is the Spider-Man like? Spider-Man sever misin diyor. I think he is bla bla bla. Son sorumuz bu arada bu. Buradan da Özden Münir'e Nardal hocamıza teşekkür ediyoruz. Hazırlayıp dağıttığı için diyelim. İkra, seni de tebrik ediyorum. 7 Adana diyor İkra. Ceren Adana diyor. Kaan Adana diyor. Ceren Ege Hemse Ebrar 6'ya yazdı. Ege 7 doğru. Herkes Adana diyor. Bakıyoruz. Spider-Man sever misin diye soruyor. I think he bence diyor o. Herkes brave diyor. Brave neydi? Cesur. Cesur. Güzel. Tebrik ediyorum hepinizi. Sorular bitti burada. Başka soru yapmayalım bence. Bir saatten fazla oldu çünkü yayınımız aşağı yukarı tahminime göre. Ve maşallah hala 24 kişi de aralıksız izliyor. Teşekkür ediyorum.
Derse katılım sağladığınız için katılan herkese ayrı ayrı çıkan varsa da tek tek teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz varsa muhabbet edebiliriz ya da Büşra çok güzel bir noktaya parmak bastın. Şu dersin başlayacağız sırada mesela kim kime mesaj atacak onu bir belirleyelim isterseniz. Şöyle siz ekran izleyin. Ben de bir dinleneyim biraz. Bir saatten fazla hocam. Evet, saat 6-10 gibi falan başladık. 1 saat 10 dakika tahminimi şu anda göre oldu. Bence iyi oldu. İnşallah verimli olmuştur. Baya bir soru çözdük yani hep beraber. Hem okuma da yaptık bir tane. İyi oldu bu. Şimdi sohbet havasındayız. Şu anda bir 5-10 dakikada sohbet ederiz. Sonra dersi bitiririz. Teşekkür ederim İkracığım. Teşekkür ettim. Arkadaşlarına da söyle İkra. Kendi okul arkadaşlarına. Onlar İngilizceden yoksun kalmasınlar. İzlemek isteyenleri davet edebilirsin bize. Yapacağız inşallah. Nehir. Tabii son ders olarak yapmadık. Bu ikinci mi üçüncü dersimiz oldu 5. sınıflar için. Öncekileri izlemeyen varsa YouTube'da silmedik, paylaştık oradan da. Tekrarını izleyebilirsiniz. Bu üçüncüsü oldu. Devamı da gelecek inşallah. Allah'tan bir aksilik olmazsa. Şimdi bu grup meselesini paylaşalım isterseniz. A sınıfından şimdi kim aranızda anlaşın. Birini görevli olsun, gönüllü olsun. Onun numarasını mı istersiniz? Nasıl bir yerden yazarsınız? Bana bir şekilde ulaştırın. Ben kaydedip bir grup oluşturacağım. WhatsApp grubun. Yaparım Ebrar. Bir daha yaparım. Yusuf sen hangi sitedin? Cevat Hoca'nın grubu ya. Kimse ya. Mesela hocalarınızı ben şimdi mesela bir ders başlayacak diye hocalarınıza mesaj atıyorum. Yani rahatsız etmek yerine sizden birini atarım. Hocanın dersi başlıyor diye yazarsınız. Herkes bu şekilde görmüş olur yani. İkracığım teşekkür ettim. Kendine iyi bak. Ailene bol bol selamlarımı ilet, tamam mı? Hayırlı akşamlar dilerim senin için. Şükür Ege sen nasılsın? Aranızda anlısın ben karışmıyorum. Şimdi hem senin bende numarası var. Ceren Ece'nin numarası var bende. Ceylin Sun'un numarası var. Yani annesinin numarası. Onlar kursa geldiği için onların numarası bende var. İsterseniz o üçünden birine, isterseniz başka birine. Benim için hiç sıkıntı yok. Senden mi Beşa Yusuf? Aranızda anlaşın. Kavga etmeden. Seçin. Taş kağıt makas yapın. Take your, Kaan. 5T sınıfı için seni mi yapalım? İrem var şu anda. İrem mi yapalım? Kim olsun? Senin annenin numarası bende vardı sanırım. Ben istersen direkt sana atabilirim. Valla hiç fark etmez Büşra Ege hiç fark etmez. İkinizden biri olsun. Teşekkür ettim. Ben de seni seviyorum Nazgülcüm. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Dur ben de mesaj atayım size bir tane. Hep ben konuşmayayım. Şimdi o zaman şey yapalım. A sınıfı için 1'den 5'e kadar ben bir sayı tutayım aklımdan. Herkes bir numara yazsın. Sırayla yazın. Karıştırmayın. Yok kurs için değil. Bu dersin başlangıcını haber vermek için Kaan. Ben 1'den 5'e kadar bir numara tutayım. Tamam mı? Numarayı tahmin eden kişinin numarasını alacağım. Instagram ya da telefon üzerinden. Fark etmez. Numaramı yazarsınız. Tuttum ben. Ben de özledim Büşra hepinizi. Sağ olasın. Efendim Nazgül. Neyi yapacağınız şu ya sadece ben mesaj atacağım mesela. WhatsApp'tan bir grup kuracağım 5 sınıf için. Bir şey 5 sınıfım var ya 5. sınıf vardı.
5 kişi oluşacak. O 5 kişiyi ben toplu mesaj atacağım bir anda. Dersimi şu saatte arkadaşlarınıza, gruplarınıza iletin diye. Sadece gruba yazacaksınız. İngilizce dersimiz bugün saat şurada diye mesaj atacaksınız. Tuttuğum sayı bu arada 2 idi. Ege, benim numaram sende varsa, bak yalan söylemiyorum. Münise, sen de bütün rakamları yazmışsın. Münise, ah Münise. Büşra. İlk yazdığın sayı 3'tü Büşra senin. Benim tuttuğum rakam 2 idi. O yüzden Ege oldu. Ege, bana numaranı mesaj at, tamam mı? O zaman annen telefonuyla bana mesaj at. Hocam ben Ege diye, ben bir grup kuracağım çünkü. Tamam, B sınıfından kimse var mı burada şu anda, B sınıfından? A sınıfıyla anlaştık. Bekleyin, sizle muhabbet edeceğiz. Bekleyin. Daha yazmaya gerek yok. Büşra gitti artık. Yapacak bir şey yok. Sıkıntı yok ama. Ya bu bir şey değil yani. Sadece gruba mesaj atacak. Yani numara alma meselesi değil. İsterseniz yine veririm numaramı. Hiç sorun değil. Size veririm numaramı. Ya. Bir sıkıntı olmaz yani. İstiyorsanız da ben numaramı direkt şu an size söyleyeyim. Yazın buradakiler. Kaydedin, bana mesaj atın. Ben hikayede paylaştığım zaman zaten otomatikman görürsünüz, hemen direkt şey yaparsınız. Aile veli gruplarına atarsınız istiyorsanız da. Hem eğer illa ayrım yapmayan diyorsanız. Şöyle Kaan, yani Cevat Hoca'nın kurduğu grup var ya, oraya siz yazamıyor musunuz siz? İşte sizin benim numaram var da sizde benim paylaştıklarımı görmeniz için, sizin benim paylaştığım şeyleri görmeniz için sizin şey olması lazım, nasıl söyleyeyim, sizin de bana mesaj atmanız lazım ki benim paylaştığım şeyleri görebilirsiniz, yoksa benim paylaştığım şeyleri göremezsiniz. Ben istiyorsanız söyleyeyim numaramı, söyleyeyim mi? Söylüyorum ben, ağzımda söylüyorum, siz yazın. Bakalım İngilizce söyleyeceğim, kim doğru yazacak? Zero, five, four, one, five, two, six, three, four, four, four. Yazmayın siz oraya, yorumlarda numara gözükmesin. Ben size şimdi söyleyeyim. Kim doğru yapmışsa ben doğru yaptım desin. 0541 526 34 44. Okey. 0526 şey pardon, 0541 526 34 44. Doğru yazmış merkez. 541, 526, 34, 44. 5B sınıfından da birini bulmamız gerekiyor. Kimi buluruz? Bulurum ben. 5B'den de birini bulurum ben. Tamam, anlaştığımıza göre yavaş yavaş isterseniz bitirelim. 1 saat 20 dakika falan oldu aşağı yukarı. Hem siz de sıkılmayın. Akşam da oldu zaten. Yemin ederim. Ne yemin edersin? Lan Ege, yazma dedim lan, yazma dedim. Hıyar. Gruba yazma dedim. Sen şey yorumlara. Yorumlarda gözükmesin maksat. Yorumlarda görüldüğü zaman herkes görmüş olacak. Dinlemeyen bile görmüş olacak bu mesajı. Heh, güzel. 541 526 0541 526 34 44. Okey. Maçta hayırlı akşamlar gülüm benim. Gizli dinleyicimiz bizim. Her zaman destekçimiz. Maçta senin kankan nerede? Kankan hiç izlemiyor bizi. Kankana da haber versene. O da izlesin dersleri. Ha, senin doğru mu? Nazgül, aferin kız. Rakamları bilmeniz lazım. Bir isteğiniz var mı? Ben isteğiniz yoksa ben yavaş yavaş çıkacağım. 5'te tam belirlemedik dedik ya, şeye sadece
Numara yazanlar bana mesaj atsın. Ben buyum diye. Ben kaydedeyim. Ben kaydettikten sonra WhatsApp durumunda zaten paylaştığım zaman otomatikman siz de görürsünüz numara kayıtlı olduğu zaman. Numara kayıtlı olmazsa göremezsiniz. Benim de kaydetmem lazım numaranızı. Allah razı olsun Büşra. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Sen de Allah'a emanet ol. Anneye, babaya, varsa kardeşlerine hepsine selam söyleyin. Hayırlı akşamlar Hüsna. Tek tek şimdi söyleyeyim ben size. Yazan herkese söyleyeceğim hayırlı akşamlar diye. Olur İrem. Fark etmez. Nazgül. Niye? İnşallah görüşeceğiz ya. Okul inşallah dua edip bol bol bekleyeceğiz. Düzelecek inşallah. Olursa da olur. Olmazsa da düzelsin. Gerekirse illa okul sadece okulda bitince görüşülmüyor. İsteyen istediği zaman görüşebilir. Yaz sonuçta Rabbim sağlık sıhhat versin. Ölmez de varsak hep beraber yine görüşebiliriz istediğiniz zaman istediğiniz yerde. See you maçta. Teşekkür ederim. Söylediysen yapacak bir şey yok. Kendine iyi bak. Ege 541 526 34 44. Hayırlı akşamlar Kaan'cığım, kendine iyi bak. Nehir, sen de kendine iyi bak. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hep böyle gül ya Nazgül, gülmek yakışıyor sana. Tamam. Hayırlı akşamlar Ege. Var mı başka olup da vedalaşmadığımız? Lan Ege 541 526 34 44 Nazgül inşallah, Nazgül inşallah dualarınızı bekliyorum. İsmen dua beklerim sizden. Ebrar hayırlı akşamlar dilerim. Teşekkür ettim. Ben de sizi seviyorum. Ailelerinize bol bol selamlar iletin, tamam. İrem hayırlı akşamlar diliyorum. Kendine iyi bak. Fark etmez Nehir. Hiç fark etmez. İnşallah Büşra dua edelim. 30 Nisan'a kadar inşallah düzelsin her tarafta. Görüşelim diyelim. Hayırlı akşamlar demedim kimse yoksa ben kapatıyorum artık yayını. Ege hayırlı akşamlar. Nazgül hayırlı akşamlar. Çıkabilirsiniz. Tek tek çıkın isterseniz. Zeynep hayırlı akşamlar diliyorum. Tek tek çıkın, kapatayım ben arkanızdan kapatırım. 14 kişi var hala şu anda maşallah. Şu canlı yayınları işte şu programla yapıyorum. Good night herkese. Good night everyone.